Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün hatta uzun zamandır bu yaş kararlarından ilgili bir program yapmak istiyordum. Ama bu yaşa bağlı olmasa bile Jandarma Genel Komutanı'nın değişip değişmeyeceğinden hemen emin değiliz. O yüzden Jandarma Genel Komutanlığı kararından sonra yaş kararlarını çok ciddi bir şekilde ele almayı düşünüyorum. Yaş kararlarında istenilen oldu mu ya da kime göre oldu, kimler burada ağır bastı bunları konuşacağız. Ama dediğim gibi Jandarma Genel Komutanı MHP'nin istediği komutan mı olacak yoksa başka birisi mi gelecek? Çünkü Kara Kuvvetleri'ne gelen 1. Ordu Komutanı MHP'nin her zaman isteyeceği komutanlardan bir tanesi. İşte Avrasya grubu, Ergenekon grubu dediğimiz grup tam olarak değişti mi? O beklenen 1500-2000 arası komutan emekli edildi mi? Hayır, edilmedi ama nedenlerini falan çok geniş bir şekilde jandarma komutanından sonra konuşmayı düşünüyorum. Burada ilginç bir şey oldu. Daha önce de birkaç kere tartışıldı ama değişik bir şekilde tartışıldı. Nedir o? Erdoğan sonrası AKP ne olacak tartışması başladı. Şimdi daha önce Erdoğan yerine AKP'nin başına kim geçecek tartışması olmuştu. Ama bu Erdoğan'ın işte Cumhurbaşkanı'ndan ya da yetkileri devretmesi anlamında değildi. Neden bu tartışmalar daha önce oldu? Erdoğan Cumhurbaşkanlığıyla ya da kendi deyimiyle, yalakalarının deyimiyle, başkanlık sistemiyle parti başkanlığının aynı anda gitmediğini, bunun bir hata olduğunu gördü. Fakat partiyi de bir türlü başkasına devretmeyi hiç istemedi. Bu hiçbir şekilde olmadı. O yüzden son kongrede birisi aday olur mu falan filan derken tekrar kendisi parti başkanı seçildi. Kimdi o zaman adaylar daha çok? İşte Hulusi Akar ve Süleyman Aktı. At yarışçısıdır. Kendisi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok yarış kazanan jokeylerinden bir tanesidir. Nereden birden oraya gittim bilmiyorum. Süleyman Soylu adaylardan bir tanesiydi. Fakat tabii Sedat Peker'in son açıklamaları da hele üstüne binince Süleyman Soylu'nun AKP tabanında hemen hemen hiç desteği kalmadı, taraftarı kalmadı gibi bir şey. Yani zaten AKP içinden yetişmiş birisi değil. O yüzden ciddi tartışmalar var. Peki şimdi kongrede bu kişi parti başkanlığını bırakmamışken, Erdoğan bunu bırakmamışken niye birdenbire tekrar başkanlık konuşulmaya başladı? Parti başkanlığı, AKP'nin kimin eline geçeceği konuşması. Bunun iki nedeni var. Birincisi 2023 yani erken seçimsiz bir seçim düşünüyorum. Olmaz demiyorum yani konuyu o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki erken seçim olmadı ki bana göre hep olacak diye bakıyorum. 2023'te seçim yapıldı. Erdoğan seçimleri kaybetti. Hiçbir yetkisi kalmamış bir parti başkanı olarak kalacak. Yani dokunulmazlığı da kalmayacak çünkü Cumhurbaşkanı adayları aynı anda milletvekili olmuyorlar. Ha bu arada yasa değişir de böyle bir şey konulursa onu bilmiyorum. Bunun için CHP'yi ikna etmesi lazım ki 400 milletvekili anayasa değişikliğini hiç referandumsuz yapabilsinler. Bu benim iddiam da ayrıca yani yapılabilir bir şey ama yaparlar mı onu bilmiyorum. Peki bu öneri benim getirdiğim bu öneri için zaman var mı? Zaman olduğunu tahmin etmiyorum çünkü Erdoğansız AKP tartışması sadece seçimle bağlantılı değil. Hatta son dönemde gördüğümüz Erdoğan'a incelediğimizde seçimden hiç bağlantısı yok. Çünkü Erdoğan'ın rahatsızlığı ya da belki rahatsızlıkları iyice ortaya çıkmaya başladı. Biliyorsunuz daha önce kalın bağırsak ameliyatı olmuştu. Hatta ikincisi ne oldu? Kalın bağırsak ameliyatında İkincisi tehlikelidir ama Erdoğan bu anlamda sağlığına kavuştu diyebiliyoruz. Yani sonuçta iyi huylu kötü huylu diye bir şey var. İkinci kere olması iyi huylu olduğunu şüphelendiriyor ama gene de yendi diyebiliriz yani. Ancak benim ta 2013'lerde yazdığım Erdoğan'ın başka bir rahatsızlığı var. O da epilepsi. Yani Erdoğan'ın rahatsızlığı epileptik davranış biçimi. Çünkü epilepsi hastalığı bir müddet sonra insanlarda bir davranış biçimi yaratıyor. O davranış biçiminin çok getirisi ve götürüsü var. Yani insanda kişilik bozuklukları yaratan bir davranış biçimi bu. Kendi yazdığım, 2013'te yazdığım kitaplardan bir takım alıntılarla anlatayım size. Bir kere epileptik davranış biçimi, epilepsi nöbetleriyle beraber ciddi bir şekilde beyinde hasar oluşturuyor. Yani beyni zorluyor sonuçta, yani ciddi bir krizdir bu. Beyinde bir hasarı olmaması mümkün değil. Beyinde hasar oluyor. Ne gibi hasarlar oluyor? Oranı süreye bağlı ve çok büyük olmasa da zekada ciddi bir gerileme yapıyor. Çünkü beyin sarsıntısı ne yaparsanız yapın insan davranış biçimlerini, insan düşünce biçimlerini falan olduğu gibi zorluyor ve olumsuz sonuçlar yaratıyor. Bu kadar epileptik sorunlar yaşadığınızda bunun illa da o bildiğimiz işte yerlerde kıvranan bir süre, işte soğan koklatıldığında biraz kendine gelen krizin olması gerekmiyor. Bütün epileptik patlamalar bu şekilde değil ama öfke patlaması yaratıyor. Ben o yazımda ya da ondan sonra yazdığım bir yazımda işte bu Davos One Minute olayının bir öfke patlaması olduğunu söylemiştim. Çünkü sonuçta bir devlet başkanısınız, başbakansınız ya da cumhurbaşkanısınız, hangisiyseniz hiçbir şey fark etmiyor. O toplantıda bir ülkeyi temsil ediyorsunuz ve o kadar kolay o tepkiyi veremezsiniz. Karşınızda sevin ya da sevmeyin bir ülkenin devlet başkanı var, başbakanı var ya da cumhurbaşkanı var işte. Yani sizlerin eşit bir şekilde oturmuş bir devlet temsil eden bir insan var. Böyle one minute diye böyle lümpenvari bir şekilde ayağa kalkıp gidemezsiniz. Bu bir epilepsi patlamasıdır, sinir krizi patlamasıdır. Daha sonra işte Ankara'da Barolar Birliği Başkanı'na yaptığı, ayağa kalktığı ve Abdullah Gül'ün önlediği olay bir epilepsi patlamasıdır. Sinir krizi geçirmesidir. Gezi olaylarında bir takım arkadaşlarımız Ankara'ya gitti kendisiyle görüşmeye. Orada bir sendikacı kadın arkadaşımıza saldırması bir epileptik davranış biçimi bozukluğudur. Bu bir patlamadır. Yani dediğim gibi bütün epilepsi krizleri böyle yerlerde kıvranan, ağzından köpükler saçan krizler değildir. Şeyi anımsayın, bulabilirseniz arabada kilitli kaldığı anda geçirdiği krizi anımsayın. O bir işte epileptik sinir krizidir. Şu anda milletvekili olan şoförünün anahtarı bile unutarak dışarı fırlamasının nedeni o sinir krizinden kurtulmaktır, kaçmaktır. Aynı zamanda doktoru da çağırıyor, hakkını yemeyelim. Zaten hastaneye getiriyor. Ama o anahtarı bile ciddiye almadan dışarı çıkmak, çünkü o arabalarda anahtarı 15 saniye bilemediniz, 20 saniye içinde, aklımda değil o zaman incelemiştim. Çekmediğiniz anda otomatik kilitleniyor ve araba fabrikasını falan bulacaksınız, telefonlar açacaksınız. O size şifreler, cartlar, curtlar böyle arabaya atacak olanak dışı bir şey. Kriz geçiyor çünkü. O yüzden balyozdan kırılarak Erdoğan oradan çıkartıldı. Ve ilk Saray raporunu da orada hastanede verdiler. O kadın, bu raporu veren kadın olaydan 15 gün sonra gripten öldü nedense. Ve o rapordan hala kimsenin haberi yok. Kadının da şeyi yok. Bu epileptik davranış biçiminde başka bir şey ortaya çıkıyor. Demans başlıyor. Bu demans olayını ben kaç yılında yazdım hatırlamıyorum ama Alzheimer başlangıcı diye Erdoğan'da bir yazı yazdım. Hatta 2 yazı yazdım sanıyorum. Bunu bir takım konuşmalarından dolayı yazdım. Yani kimse bana işte ya doktorlar şu teşhis koydu falan demedi. Bu yazımdan sonra birisinden bir telefon geldi. Şöyle bir şey oluyormuş. Mesela gece işte mesai biterken falan yarın masamda şu notları görmek istiyorum diyormuş. bu olmayabilirdi. Yani ben bunu yazdım diye bana palavrada sıkmış olabilir ama bana hiç yabancı gelmiyor, olamaz gibi gelmiyor. Çünkü bir takım olayları kendi zamanında yaşanmamış gibi anlatmasından ve bunu palavra olarak değil de sanki hakikaten hatırlamıyormuş gibi anlatması. Çünkü o kadar içten bir şekilde anlatıyor ki bana bu duyguyu vermişti. İşte gece istiyormuş yazıların, şu yazıları sabah görmek istiyorum ya da şu konudaki başlıkları falan diye. Sabah onu yapacak kişi işte masasına koyuyor. Erdoğan masasına oturduğunda yazılara bakıp ya bunları niye koydunuz masasına, ne yapacağım ben dediğini söylediler bana. Bu demans epileptik davranış biçimindeki çok sık görülen bir olay. Bunlardan bir tanesi de bu. Saldırganlığı söylemiştim ama epileptik davranış biçiminin en beter olayı bu sadece bu hastalıkta değil, bir sürü hastalıkta olan bir şey. İnsan kendisini yalnız hissediyor çünkü devamlı bunu, bu krizi geçirmeye başladığınızda itibaren size birileri yardım etmek zorunda. Hep birilerinin yardımına muhtaçsınız gibi hissediyorsunuz kendini ki muhtaçsınız. Ama ilaç verilmesinde, ama anında ilacın verilmesinde, ama ilacın hatırlatılmasında, ama kriz anında birilerine muhtaçsınız. Erdoğan gibi megalomanisi oldukça yüksek, ben önemli adamım kişiliğindeki bir insanın kendini muhtaç hissetmesi tabii ciddi bir felakete yol açıyor. O saldırganlığı daha da arttırıyor. Kızı bir ara kendi yanında görev yapmaya başladı. Biliyorsunuz işte niye bu kadar maaş veriliyor falan filan diye Sümeyye Erdoğan için çok laf edildi. Özür dilerim, şimdi soyadı değişti ama gerçekten aklımda olmadığı için öyle söyledim. Ama Sümeyye Erdoğan'ın görevi çok önemliydi. Aldığı maaş beni ilgilendirmiyor. Zaten aldığı maaşın 10 mislini her ay götürdükleri için aldığı maaşı tartışmak bana boş bir tartışmaymış gibi geliyor. Ama Sümeyye Erdoğan'ın başka bir görevi vardı. Bilhassa yabancı ilişkilerde onlarla görüşürken olanlar babayı çok iyi tanıdığı için hissettiği anda ilacı vermek, ilacı gerektiğinde gerçekten ağzına tıkamak. Yani bunu gene alay anlamında söylemiyorum, öyle yapması gerekiyor çünkü ilaç anında etki ediyor ve bir takım olası sürprizlere diyeyim, ben artık nazik davranayım, sürprizleri önlemek için Sümeyye Erdoğan'ın bunu yapması gerekiyordu. Şimdi Erdoğan'ın o yüzden bu son yürüyüşlerindeki bazı aksaklıkların baş göstermesi, dikkat ederseniz daha yavaş konuşması, televizyonda geçen gün öğrencilerle ilgili bir şey söylediler. Bayağı uzun konuştular. Erdoğan cevap, evet bu çok önemli dedi. O kadar, orada bitirdi. Orada bitirdi. Zaten sürpriz soru geldiğinde cevap veremeyecek ki bir yeteneğe sahip. Bu işte şeyler kapandığında, arızalandığında nasıl zor durumda kaldığını görüyoruz. Ama bu epileptik arızalığıyla beraber iyice sıkışıyor. Bu şekilde kalıyor. Şimdi farklı davranma, işte bu yalnız hissetmesini. Şimdi etrafındakiler Erdoğan'a bu yüzden farklı davranmak zorundalar. Bu farklı davranma insanın değişik hissetmesine neden oluyor. Bu tip hastalıklarda maalesef bu şekilde oluyor. Eğer nasıl anlatayım onu, söylemesi, kelimeyi bulamıyorum. Ona normal sizmiş gibi davranmıyorsanız, bunu içselleştirmediyseniz o hastalığı, yakını olmazsanız da içselleştirmeniz o kadar kolay bir şey değil. Zaten uzağında bir insan olarak. O zaman her hareketten tabiri caizse nem kapan bir insan haline geliyorsunuz. Erdoğan'ın ta bu Davos'tan önce bir takım bakanlarla aralarında geçtiği söylenen kavga olaylarının büyük olasılıkla olma nedeni de bu. Anında öfkelenmek. Şimdi ben o zaman 2013'te bunu neden yazmıştım? Çünkü epilepsi hastalıkları yüksek olan, sadece yüksek olanlar değil hepsi ama askerlik bile yapmaları yasaktır. Hastane raporu alırlar ve yapamazlar. Çünkü askerin öyle bir nöbet, diyelim ki nöbette epilepsi krizi geçirdi. Yani nöbeti her zaman canım ne olacak diye bakamazsınız. Asker mantığı ki öyle olması lazımdır. Her zaman savaştaymış gibidir bütün yaptıklarınız. Şimdi savaş yok, epilepsi krizi nasıl geçirse ne olur diye bir kişiyi askere alamazsınız. Ya da bir komutanı çok önemli bir görüşme yapıyor ve o görüşme anında tık diye, çünkü saati yok bunun. Epilepsi krizine girdi. Askerlik yapamaz, komutanlık yapamaz, mülki amir olamaz ve başbakan olamaz ve cumhurbaşkanı olamaz. O yüzden dedim ki o dönemdeki hastane raporunun ortaya çıkması lazım. Ya da Erdoğan'ın tekrar bir heyet tarafından kontrole girmesi lazım, o raporun çıkması lazım. Şimdi Hulusi Akar bu konuda bastırmaya başladı, bunu yavaş yavaş yayıyor. Said Sefa'nın söylediğine göre Abdullah Gül'den 2 kere görüşmüş. Mutlaka bu konuda vardır görüşmelerinde. Hulusi Akar bir taban yoklamaya çalıştı çünkü Süleyman Soylu kendini bitirdi, onu sadece Sedat Peker bitirmedi. Süleyman Soylu da kendini biraz bitirdi. Yani bir şeyi bu kadar abartarak yaparsanız Sedat Peker'e ihtiyaç kalmaz. Tamam, Sedat Peker çok önemli açıklamalarda bulunuyor ama bu kadar önemli olmasının nedeni sizin çok fazla şikayet edecek işlemler yapmanızdır. Yani nasıl diyeyim bunu? Abartmanızdır. Bunu abarttığınız anda bir yerde batarsınız. Sedat Peker'in gözüne batmazsınız da işte Ahmet Nesin'in gözüne batarsınız ya da X kişinin gözüne batarsınız. Çünkü bas bas bağırıyorsunuz artık beni kontrol edin diye. Aman ben bakın neler yapıyorum diye kendiniz bağırmaya başlıyorsunuz. Böyle olunca Hulusi Akar'ın eli biraz daha rahatladı. Tabii Hulusi Akar'ın bir eski Genelkurmay Başkanı olarak AKP içinde bir tabanı var mı? Ben ondan emin değilim. Ama şu anda konuşulan isimler bunlar. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dediğim gibi bu epileptik davranış biçimini internette girin. Yarınki artı gerçekteki yazıma biraz daha ek yaparak 2013'teki yazımı koyacağım esasında. Neden AKP'nin sonraki başkanlığı tartışılıyor? Bu çok önemli. En önemli durumlardan bir tanesi Erdoğan'da epileptik davranış biçimi olması. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere.